Evet, the number of arrivals diye başlıyoruz arkadaşlar. Hani gelen yolcu falan vardır ya havalandığında arrival, gelişler, gelenler anlamında. Onunla ilgili. Bakalım şimdi. Öncelikle şunu alalım. Yüklem nedir? Hocam yüklem şudur diyenler için üzgünüm sizin için diyeceğim. Çünkü bu yüklem değil. Yüklem şudur arkadaşlar. Neden? Bakalım. The number of arrivals, bu bir isim. İsimden sonra bir özne, sonra yüklem. Arkadaşlar olmaz. Burada bir şeyler varmıştır, atılmıştır demektir bu. Gördük mü? Yani burada varış diyorsunuz, sonra biz diyorsunuz. Arka arkaya o zaman şunun öznesi we mi, arrival mı diye sorarlar. Arada that varmış, atılmış. O yüzden bu bir yan cümle. Has well surpassed bizim yüklemimiz. Zaten görüyorsunuz aştı anlamına geliyor. Aştı. Surpass. Şimdi başlayalım. Nasıl çevireceğim? Özne bu olduğuna göre 3 numaraya kadar geliyorum. Burası 3 zaten söylüyorum. Ne diyorum? Of'tan dolayı sağa, fiil sağa, in sağa. Son aylarda gördüğümüz varışların sayısı, varış sayısı, geliş sayısı ya da havalanından giden yolcu sayısı ne anlıyorsanız oradan. Evet. Sonra şunu sonra söyleyeceğim. Aştı diye bitireceğim. Neyi aşmış arkadaşlar bakalım. Ama önce şunları bir atlayarak ilerleyelim. Fiil var, bağlaç var, prep var, from var. Başlayalım. Dikkat lütfen arkadaşlar. Ne diyorum ben? Büyük ölçüde arada söyleyebilirsiniz. Sorun yok. Ama ben ne dedim? Varış sayısı atladım. Diğer Avrupa ülkelerinden düşük maliyette olan uçuşlar daki nedir? Patlamadan dolayı. Yani buradaki patlama ifadesi sebep. Nedeniyle de diyebilirsin. Dolayı ne diyor? Beklediğimiz şeyi, beklentimizi ne yaptı arkadaşlar? Aştı. Cümlemize bakalım. Son aylarda gördüğümüz varış sayısı. Ne yapıyorum? Şöyle yapayım ki olay bir anlaşılsın. Evet, son aylarda gördüğümüz varış sayısı. Ne yaptık? Şuraya kadar söyledik sağdan başlayarak. Son aylarda gördüğümüz varış sayısı. Sonra ne yapıyorum? Büyük ölçüde. Aradaki zarfları istediğiniz yere koyabilirsiniz. Buraya koymuşum. Diğer Avrupa ülkelerinden, sağdan başlıyorum. Diğer Avrupa ülkelerinden. Sonra gelen demişim, şart değil, geleni kafamdan ekleyebilirim ben. Den, gelen, deyin. Düşük maliyetli uçuşlardaki ne? Patlama. Sonra duty gelmiş nedeniyle artık geri gelmeye devam ediyorum. Beklediğimizi, beklentimizi, beklediğimiz şeyi aştı diyerek tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi ne öğrendik biz buradan? Ona bakalım. Öncelikle the number of, daha önce bir videoda daha söylediğimi hatırlıyorum. The number of, a number of'la farklı bir şey. The number of, bir şeyin sayısı demek. A number of, a lot of gibi, some gibi, many gibi bir şey. A number of. Şimdi devam. Surpass geçmek demek. Pass'ten aklınıza kalır bu. Pass, geçmek, aşmak. What, beklediğimiz şey demek aslında. What you know, bildiğin şey. What you do, yaptığın şey diye çevrilir genelde. Şey demeden de bağlantıyı kurabiliyorsanız burada olduğu gibi kurun. Due to, den dolayı demektir. Because of, owing to, hatırlayın arkadaşlar. On account of, as a result of idi. Boom, patlama. Ama patlamayı böyle explosion gibi, bomba patlaması gibi düşünmeyin. Bu daha çok birden ekonomilerdeki büyüme, boom'dan bir üretimdeki artış, bunlar hep boom olarak ifade edilir. Burada da ne diyor? Düşük maliyetli uçuşlarda bir artış olduğundan bahsediyoruz. Gördüğümüz gibi. Evet, özel bir şey var mı? Şunu bilin son olarak. Due to'nun başına siz largely getirebilirsiniz. Büyük ölçüde şundan dolayı. Bazen şu largely'yi şu arada da görebilirsiniz. Due largely to. Owing especially to. Because ne diyorsunuz arkadaşlar? Particularly of gibi aralara zarf koyabilirsiniz. Because of, due to, owing to gibi yapılarda zarfları araya sıkıştırabilirsiniz.
Bu herhangi bir şeyi değiştirmez. Burada başını almışım. Largely due to. Anlaştık mı arkadaşlar? Diyoruz, diğer videoya geçiyoruz artık.